Merhaba sevgili dostlarım. Çiçekler ve Bitkiler Diyarıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu zavallı orkide ile ilgili konuşacağız. Gördüğünüz gibi yaprakları döküldü tamamen. Böyle güzel kurdelelerle durduğuna bakmayın. Bütün çiçekleri döküldü. Çiçeklerin dökülmesi önemli değil. Çiçekleri döküldü. Yani çiçeklerin dökülmesi öncelikle önemli değil. Önemli tabii ki ama yani bir ayda hiçbir orkide çiçeklerini dökmez sağlıklı bir orkide. Ama hadi diyelim ki çiçek dönemi bitti, bana geç geldi. Yani daha önce çiçekçide bu orkide 5 aydır, 6 aydır, 7 aydır çiçekliydi. Hadi bana gelince de çiçek dönemi bitti ve döküldü diyelim. Ama orkide sağlıklı olsa dallardan tekrar çiçek verir, yapraklarından tekrar dal verir. Orkide mevsimlik bir çiçek değildir arkadaşlar. Orkide bir ömürlük çiçektir. Yani sağlıklı olduğu sürece yaşar ve gördüğünüz gibi böyle süslü püslü geldiğine, göründüğüne bakmayın ki bu firma Türkiye'nin lider firması, bunu yapan ve gönderen firma ve firmayı da aradım arkadaşlar. Neymiş efendim? 3-5 gün bir ayı geçtiği için hiçbir şey yapamazlarmış. Arkadaşlar hiçbir orkide bir ayda ne olursa olsun bu hale gelmez. Ki bende hiç gelmez. Biliyorsunuz durumları. Yani yazık günah buna da Allah bilir ne kadar paralar alınmıştır. Şöyle bir görürseniz siz de bunu tahmin edebilirsiniz. Sadece elimde kalan şu anda kurdeleler ve boncuklar oldu. Komik bir şekilde. Şu birazcık sağlıklı gibi görünüyor. Ama bakacak olursanız şöyle geçeyim yanına. Bunda da kenarındaki siyahlıklara, yaprak ucundaki siyahlıklara, bunda da siyah bakteri dediğimiz hastalık var. Bu zavallı da aslında çok sağlıklı değil. Hani diğerlerine göre artık bitmiş neredeyse diyeceğimiz diğer orkidelerimize göre tabii ki biraz daha iyi durumda. En azından tek dalında hala biraz çiçek var. Evet, şimdi gerçekten buradan sizlere de sesleniyorum ve bu firmaya da sesleniyorum. Yazık günah yani tanesi 20-30 liralık bir orkideyi bu paralara ve hastalıklı olanları bu şekilde hazırlamanız gerçekten çok yanlış. Ve buna defalarca abonelerimle de karşılaştım. Sadece şekli güzel görünsün diye inanılmaz fiyatlara ölü hastalıklı orkideleri bu şekilde koymanız gerçekten çok yanlış. Hiç yakıştıramadım. Evet, şimdi ne yapacağız? Tabii firma bunu değiştirmedi ya da geri de almadığı için zavallılara yapılabilecek bir şey var mı? Onlara bakacağım. Gördüğünüz gibi kökler de zaten hastalıklılığın göstergesi durumunda yeşil bir tane kök yok. Hepsi odunlaşmış, sararmış. Ki ben böyle hemen gelir gelmez açmıştım ki kökler hava alsın, ışık alsın diye. Çünkü bu kap da zaten çok yanlış. Evet, şimdi ne yapacağız? Öncelikle orkideyi yerinden çıkararak başlayacağız. Evet, çıkarttık şimdi. Bakalım zavallı için yapabileceğimiz bir şey var mı? Hep beraber açacağız. Yani toprağının ve köklerinin durumu çok iyi gözükmüyor. Açacağız ve gözlemleyeceğiz ki yapraklar da tamamen gidecek. Gövdede bir şey var mı? Ve kök durumu bizim için çok iyi önemli, çok önemli. Tekrar filiz alabilme ihtimalimiz olabilir çünkü. Diğerini de çıkaracağım. Zaten bu ortam da dediğim gibi çok sağlıksız bir ortam. Ama ne kadar sağlıksız olursa olsun bir ayda da bir orkide bu hale gelmez arkadaşlar yani. Evet bakalım. Şimdi hep beraber ne durumdalar, kurtarabilecek miyiz? Evet, şu zavallılara bakar mısınız arkadaşlar?
Ya yazık, gerçekten yazık, günah yani. Bunlara bakamıyorsun, bilmiyorsun, bari öğren. Öğrenmiyorsun, bari satma. Yani ben Türkiye'nin en büyük çiçek satan sitesiyim deyip de bana bir ayda böyle olacak. Arkadaşlar, hiçbir orkide bir ayda böyle olmaz. Neyse, biz konumuza dönelim. Böyle olmuş bir orkideniz varsa, ki dediğim gibi %99 sizden kaynaklanmayacaktır bu. Bu mantar kapmış, nemli rutubetli ortamda durmuş. Fazla suyun içinde kalmış maalesef ki. O yüzden de yapraklarını dökmüş. Böyle orkidelerimiz kalmışsa peki ne yapacağız? Şimdi bunlara konuşalım beraber. Şimdi öncelikle ben hemen bunları bir açıp, köklerinde sağlam, bunun biraz sağlam kökleri var gibi görünüyor sanki, ama bu maalesef sanki daha kötü durumda. Kurtarabilir miyim bilmiyorum. Şimdi ne yapacağım? Hemen bir öncelikle çıkaracağım, köklerindeki duruma bakacağım. Eğer canlı kökler, sağlıklı kökler varsa kurtulma ihtimali var. Öyle iyi bakıldığında öyle orkideler arkadaşlar buralardan yeni filizler verebiliyorlar. İnşallah bir şansımız vardır. Evet, şimdi eldivenlerimi giyiyorum. Evet, ben de mutlaka siz de bir eldiven giyin arkadaşlar. Çünkü bu hastalıklı bir orkide belli ve o orkidedeki bakteriler size zarar vermez ama gelmesi de iyi olmaz. Ya da sizde herhangi bir elinizde bir bakteri varsa ona zarar verebilir. O yüzden her zaman eldiven giymenizi tavsiye ederim. Böcek olabilir, hastalık olabilir, bakteri olabilir. Şimdi çıkarıyorum. Evet, her zaman gibi zaten bu süngerlerimiz biliyorsunuz var. Zaten bu da destek olmuş. Arkadaşlar, maalesef bu orkidenin kurtarılabilir bir yanı kalmamış gibi görünüyor. Sizin de böyle yaprak sıkalım orkideleriniz varsa hemen çıkarıp köklerine bakın. Eğer ki köklerinde sağlıklı bir kök kalmamışsa, köklerin sağlıklı olup olmadığını nereden anlarız? Şimdi böyle kağıt gibi olmuş, içi boşalmış kökler. Bunlar ölü kök arkadaşlar. Sağlıklı bir kök değil, çürümüş kökler. Bakın şu kalan tellere, bazıları soruyorlar bana. Bu teller kök değil arkadaşlar. Bunlar ölmüş artık. Bunlar bitmiş. Bakın hepsinin içi boşalmış. Kağıt gibi olmuş. Şöyle çıkarayım, bakın. Gördünüz mü? Bunlar kesinlikle sağlıklı kök değil. Evet, böyle maalesef ki neredeyse ölü orkideleri satıp sonra bir ay sonra biz karışmayız deyip çıkabiliyorlar işin içinden. Ama yazık, günah. Yani bu verilen paralara gerçekten yazık, günah. Nasıl rahat uyuyorlar bilmiyorum. Evet, zavallıcık maalesef ki tamamen ölmüş. Evet, bunda yapılacak bir şey yok maalesef. Evet, şimdi biraz en azından sağlıklı kökleri görünen tahmin ettiğim orkideye şimdi bakalım. Arkadaşlar, böyle bastıra bastıra önce bir yumuşatıyoruz köklerinden. Orkideye zarar vermek için. Bakın sonra zaten çok rahat çıkıyor. Evet, sağlıklı kökler var gibi. Şimdi şöyle bir açayım. Yani sanki bazı sağlıklı kökler var gibi arkadaşlar, ama bunların en dipten geliyor olması çok önemli. En dip kuru ise eğer uçlar sadece öylece kalmış demektir. En dip kuru ise eğer yapılacak hiçbir şey yok yine maalesef demektir ki öyle görünüyor. Evet, maalesef arkadaşlar, dipteki bütün kökleri kontrol ettim. Bu çiçeğe zavallı yapılacak bir şey yok. Ama size anlatayım. Eğer ki dipten gelen sağlıklı kökler olsaydı ne yapacaktık? Önce sağlıksızları temizleyip dezenfekte edilmiş bir makasla kesip, hatta yapıyormuş gibi göstereyim ama hani şöyle şöyle bakalım. Yapıyormuş gibi göstereyim. Burada dezenfekte edilmiş bir makasım var. Ben sağlıklı kökleri görünce kurtarılabilecek bir şey olduğunu düşünmüştüm ama
Evet, öncelikle şöyle kurumuşları hemen alacaksınız. Dalları da lütfen alın. Kurumuş kökleri alıyorsunuz. Zaten bir kısmı da ele geliyor tamamen kurumuş olanlardan. Gerçekten çok acıyorum zavallı orkidelere. Yani bakmayı bilmeyip de nasıl çiçekçi oluyorlar ben bilmiyorum gerçekten. Ve çiçekçi olup da nasıl satıyorlar bunu onu hiç bilmiyorum. Yani şu biraz canlı gibi. Kıyamadım dursun bu. Olur mu acaba diye hala ümit ediyorum. Siz de böyle kuru olanları keseceksiniz arkadaşlar. Sağlıklı olanları bırakacaksınız. Gerçi dediğim gibi sağlıklı yok ama size örnek olsun diye gösterdim. Daha sonra toprağı değiştireceğiz. Çünkü bu toprak artık hastalıklı, bakteriyel ya da çürümüş bir toprak olduğu belli. O yüzden de toprağı değiştirip yeni, güzel, dezenfekte edilmiş bir toprağa saksıyı da çamaşır suyuyla yıkayıp tekrar kullanabilirsiniz. Saksıya tekrar güzelce temizledikten sonra oksijenli su ile pıspıs yapıp biliyorsunuz daha önceki videolarımda da var bunu artık hepiniz pıspıs yapıp tekrar normal bir orkide gibi ekiyoruz. 15-20 günde bir mutlaka besin vermeniz gerekir. Bakın burası tamamen kurumuş zaten. Zavallı. 15-20 günde bir besin verin. Sulamasına çok dikkat edin. Bunların hepsinin videosu var arkadaşlar. Sulama videoları var. Dezenfekte etme videoları var. Hepsinin var kanalımda. Ulaşabilirsiniz. Evet, tertemiz temizledikten sonra oksijenli suyla fıstık yaptıktan sonra kurumasını bekliyoruz. Kurumasını bekledikten sonra buraya bastırarak söylüyorum. Kuru toprağa tekrar ekimini yapıyoruz. Sulamasına dikkat edin. 15-20 günde bir besin verin. İyi baktığınız takdirde bu kenarlardan filiz çıkaracaktır mutlaka. Evet. Maalesef bunda yapılacak bir şey yok. Bugünlük de videomun sonuna gelmek durumunda kalıyorum. Lütfen bu sıralarda kendinize çok dikkat edin. Bu virüsler, korona herkesin gerçekten çok canını sıkıyor. Ben de onu sembolize etmek için siyah eldiven giydim. Bundan sonra inşallah daha sağlıklı dönemlerde tekrar birlikte oluruz. Hepiniz sağlıkla kalın, hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle öpüyorum. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın.